Üstad merhaba, kolay gelsin. Sağ ol abicim, hoş geldiniz kardeşim benim. Şimdi burada neredeyse artık unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği hala ayakta tutmaya çalışıyorsunuz tek başınıza. Aynen baba, ne yapalım, baba dede mesleği. Başka bir iş de yapamıyorum. Bunu yapıyoruz işte. Elinden... Baba dede mesleği, kaç kuşak? Dededen mi geliyor? Tabii. Dedemin babası artık sen hesapla. Siz de babadan mı devraldınız vazifeyi? Ben dedeme yetişmedim ama babama yetiştim. Onun babası da babasından böyle de buraya kadar geldik. Mesela dedemin babası bir. Dedem iki, babamız ben dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak. Evet. Dört kuşaktır bu işi yapıyorsunuz. Evet, peki. Beşinci kuşakta hazır olan var mı? Beşinci kuşağa eline alan yok, yanıma bile sokulmuyor. Peki bu sepet, yani bir sepetin meydana gelmesi ne kadar zamanınızı alıyor sizin? Abi benim bir sepetin yapılması, şunun bu şekilde gelmesi bir haftamı alıyor. Bir hafta? Yani yapılması, bir iki saatte yapıyorum ama bunun toplaması, şu malzemeyi ayarlaması... Peki bu sepetler ne ağacından oluyor? Bu fındık kestanelerden oluyor. Fındık ağacı. Fındık kestane. Ne kadar katlanabilirsin? Fındık kestane ağacı. Çok kalabalık abi. Bizim bu Şile'nin insanları. Çilemiz değil, yani İstanbul'un köyleri, İstanbul'un uçak çıkmaz bile herkes bunu kullanırdı zamanında. Yani bunlar diyelim ki 20 sene bu plastik çıkmadan önce bahçeler vardı. Suvadiye'de, Bostancı'da, Kartal'da, Pendik'te bunlar hep kullanılırdı, bahçeler vardı. Şile yeryüzü pazarında zannediyorum sadece siz yapıyorsunuz bunu. Şu anda yeryüzü pazarında benim. Hani Şile'de başka yapan var mı? Yok abi, hep öldüler abi. Geçen sene bir amcaoğlu vardı. O da 74 yaşında. O da güzel bir usta. Çok güzel, çok değerli vardı. Onu da kaybettik. Artık sıraki bana geldi. Vallahi ben bekliyorum. İsminiz? Benim Sabahattin benim isim. Sabahattin? Sabahattin. Soyadınız? Soyadınız? Bayır. Sabahattin Bayır. Memleket? İl İstanbul, ilçe Şile, köyüm Ahmetli. Köyümüz Ahmetli. Maşallah. Ayakta durmaya çalışıyoruz işte baba. Geçim kaynağımız bu diyorsunuz. Bu abi, başka yapacak bir iş bilmiyorum abi. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bu işi de çok seviyorum. Kaç yaşında başladık? Abi 7-8 yaşında başladım. Hani elime bıçağı aldım, bak her tarafı maret açıldı. Taşım. Uzaktım babamın yanında, hep öyle ayrılmazdım onun yanında. Dizinin yanında devamlı sepet arıyordum. Ben de ona bakardım. Orada. Babam böyle yapıyor, ben de öyle yaparım. Aha işte. Babadan gördüğümüz mesleği aynen devam ettiriyoruz. Aynen devam abi. 50 yıl var mı? 50 yıl veya 60 yıl yaklaşık. 58-59'a giriyoruz abi. Maşallah. Maşallah. Şunlara öldürür baba. Şunlara öldürür dayı, şunları. Şu bıçak? 45 yaşında. Maşallah. 45 senelik bıçak. Evet, Tosun dayı yaptı, Allah rahmet eylesin. O büyük ustadı. O bıçakları bir Mustafa amca vardı, bir de Tosun dayı vardı. Başkası yapamıyor. Şu bıçağı bulamasın Türkiye'de. Peki bu sepetleri şekillendirmeyi nasıl elde ediyorsunuz? Abi işte yani eline, boyuna veya derinliği. Abi işte göz kararıyla. Göz kararıyla. Göz kararıyla. Ama şu anda metre kullanıyorum. Babam hiç metre kullanmazdı. Ölçüyle yapardı böyle. Karışla. Karşı burada.
O zaten böyle bir baktım, dedim yapardı, bitti. Ya ulan dedim, bu adamlar böyle yapıyordu, cahildi dedim. Ben dedim metre kullanalım. Metre kullandım, daha güzel oldu. Standart oldu. Cahil adamlardı abi. Ama çalışmıyordu. Bu tamamen el yordamıyla evet şekillendiriyoruz diyorsun. Evet. Can abi. Her şeyin bir parçası var. Bu gördüğün malzemenin hepsinin bir yeri var. Bu gördüğün malzemenin hepsi, her şeyin bir parçası var. Aynı diyelim ki araba parçası gibi. Defnozlu bir sorumlumanın şunu bunu. Yani öyle sana izah edeyim de. Anla yani. Bir de cahilliğime başlayayım. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki vatandaşın talebi burada sadece pazarda mı yoksa Ahmet diye gelip sizi arayanlar var mı? Var arayanlar var. Bilenler beni buluyor. Kullanıyorlar. Kullanıyorlar çok. İstanbul'dan mı geliyorlar? İstanbul'dan da gelen oluyor. Hadiköy'den gelen oluyor. Hartal'dan gelen oluyor. Bendik'ten gelen oluyor. İzmir'den bile gelen oluyor. Dışarıdan bile gelen oluyor. Ama şimdi tabii biraz kış olduğu için, bir de bu hastalık olduğu için biraz engellendi. Acayip engellendi, sıfıra düştü. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim.